Evet, bu favori paylaşımları seçtik Evet. arkadaşlarla. Hangisi hoşuna gitti? Valla en güzeli Emel Sayın'ın Evet. mesajıydı. Zaten o kadar güzel ki o yaşına rağmen o Evet, hiçbir evet. güzelliğinden bir şey kaybetmemiş. Çok hanımefendi, bayıldım onun mesajına. Bir de Orhan Gencebay'ın, SMM'nin mesajı güzeldi. Evet. Mehmet Ali'yi es geçiyorum. Niye es geçiyorsun? Ya Orada Mehmet sana Ali'yi çok uymayan bir seviyorum ben şeyler ama var. ya hep böyle, ne zaman oldu böyle bir 35-45 yaş arası bir hanımefendiyle aşk yaşarken göreceğiz? Hep Belki böyle görürüz. genç. Peki büyük kınamıyorum kız, ben de yaşlanınca bakarsın bir değişim yaparmışım belli olmaz Olabilir. da. Yalnız olabilir mi ama? Enerji geliyor herhalde, Bir ne şey bileyim. dikkatini çekiyor mu? Müge, seni çekti mi bilmiyorum. Böyle kadınlarda bir vazgeçmişlik var. Yani Aynen, bir bıkkınlık beklentiyi var. bırakma hali var. Erkekler yüzünden şekerim. Diyorsun. Evet. Yani Evet. hediye aman canım ne... Bak şöyle yorumladım. Mesele hediye alıp almamak değil. Hatırlamak, güzel söz, Yanında olup tatlı. olmamakla ilgili. Yani atıyorum saat almış, küpe almış, kolye almış, Aynen. bilmem ne almış. Sonra ama Ama... senin hayatının içine etmiş. E ne olacak? Bir daha Ne olacak aşk olsun. ondan sonra Bak her burada da taktığımda? aynı şey cümleler. Seda Sayan'ın çok güzel bir lafı var. Bir ünlü, bayağı ünlü bir Hollywood yıldızı aldatılıyor ama sevgilisi ona kendisini affetmesi için bayağı yüksek karatta bir şey alıyor. Yüzük. Galiba David Beckham, Victoria Beckham'dı. Tamam hatırladım. Seda Sayan da şöyle bir şey demişti. Ayol dedi her baktığımda nasıl boynuzlandığım aklıma gelir o Tabii karata. Yani ki. o hediyeyi, o Aynen. çantayı, o bileziği, o tatili Ama Çok o doğru neden söylemiş. sonra aldın? İnsan aklına o gelir. Ya bir süre sonra geçer o karat, onu Hiç geçmez. ferahlatmıştır diye düşünüyorum ben. Tabii yani böyle buraya kötü bir şey yaz. Üzerine parayı koydun mu Oraya unutuluyor. bitmiş Ama bizim için gitmiştir. geçerli değil. Bak bir de Aldatılmak çok kötü. Hande teyze diyor ki yani geçtim buraları artık ben falan diyor. Orada şey düşündüm. Şimdi geçmişteki 14 Şubatları en yüksek volüm yaşamışsındır. Güzel aşk yaşamışsındır. Tabii Güzel söz canım. duymuşsundur. Öyleydi öyle. Belli bir yaştan sonra şey var ya artık çok da dert değil kafası. Uslu bu ya yani 14 Şubat. Çok kafası değil mi çoğu Evet, kadında? evet. Çünkü artık Beklenti. erkek kalmadı yani, o yüzden Yani... bulamıyoruz, yok yani. O Niye daha küt diye özetledi. kalmadı? Ben böyle kibar kibar yuvarladım. Yani çoğu evli, işte çoğu İyiler evlenmiş mi şey diyorsun? oluyor, genleri de şey değişiyor işte, çoğu öyle böyle bir Gen şey yok nasıl yani. değişiyor ya? Şey yani diyemiyorum Kurcalama burada. oraları. Tamam Canım anladık. hanım ya, bulamıyoruz. Ha. Ha, tamam Ha, ne peki. yapalım? Peki. Yani Yarısı evli. Olsa dükkan senin diyorsun. Peki bir de erkeklerin gözünden bakalım 14 Şubat'a, Şubat'a. Evet. Beyaz'ı arkadaşlarımız, Beyazıt Öztürk'e mikrofonları uzatmışlar. Beyaz her zamanki esprili tavrıyla diyor ki herkes sevgili hayaliyle uyandı, ben de pazı sarması. Beyazıt Öztürk'ten anlamlı proje. Yardım amaçlı kendim gösterilere çıkmaya başlayacağım. Beyaz'ın ilginç 14 Şubat hayali. Pazı sarması hayaliyle uyandı ve aldım yani. Beyazıt Öztürk'ü Kuru Çeşme'de görüntülüyoruz. 14 Şubat'ta insanlar diyordu ki hediye alır, Kolay gelsin. Çiçek alır. Beyaz abi de. Pazı dolması aldık abi biz kendimize. Nasılsın abi? İyi, her şey yolunda şükür, bir Neler sıkıntı yok. yapıyorsun? İyiyiz, valla bir şey yaptığımız yok şu anda. Ekstra gösteriler var işte şehir dışlarında. Onlara biraz hazırlanıyorum. Ondan sonra da bir yazdığım bir şeyler var. Onları bir değerlendireceğim. Ünlü şovmen çok anlamlı bir projeye hazırlanıyor. Türkiye içinde bazı şehirlerde yardım amaçlı kendim gösterilere çıkmaya başlayacağım. Evet. Hem deprem bölgesindeki çocuklar için, başka belki dernekler için. İşte öyle bir şey var. Ona hazırlanıyorum. Onun dışında bir şey yok. 11 tane ili gezeceksiniz galiba anladığım kadarıyla. Valla kaç ili olduğu için belli değil. Gelen taleplere de, için. Evet evet onlara bakıyorum. Tabii onlara da gideceğiz ama onun dışındaki şehirlere de gezeceğiz. Malum 14 Şubat'ı sormadan olmaz elbette. Abi benim için hayatım boyunca hep 13 ve 15 oldu. Yani 14'ü yaşayamadan gideceğiz. Bak söylüyorum sana. Herkes bir sevgili hayaliyle uyandı. Ben pazı sarması hayaliyle uyandı ve aldım yani. Pazımı yapacağım evde. Beyazıt Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde aramızda kalmasını yaptığı açıklamalar çok ses getirmişti. Gerçekten kızdırdılar. Ama işte artık yaşlar geçiyor be abicim, sinir şeyle. Nerede eski halimiz? Acun Ilıcalı ile görüşürüz mü o açıklamalardan sonra Beyazıt Bey? Acun o sinirini yense beni de arayacak ama şu anda beni aramasın o siniri. Ya bu görüntüleri evet. ben bu sezon, bu televizyon sezonunda unutmayacağım. Acun'u da yaklaşık 20 yıldan bu yana tanıyorum. Onu da ilk kez böyle İlk gördüğümü kez, de aynen. söylemeliyim. Evet, gelelim Beyaz'a. Beyaz hiç evlenmedi.
Evet. Ondan sonra evlense de rahatlasın. Bir evlense ünlü olarak rahat. 69 doğumlu. Of. Bu saatten sonra hani evlenir mi? Çünkü bir yaş eşiğini geçtiniz mi? Olmuyor. Zor oluyor artık özgürlüğü. Yalnızlığa alışıyorsunuz. Evet, yalnızlığa alışmak ama kadar tehlikeli. Şaşırtabilir mi Beyaz? Şaşırtabilir. Belli. Hiç belli olmaz. Ben biliyor musunuz çok merak ediyorum ya. Yani böyle yıllardır Beyaz evlenir mi? Evlense kiminle evlenir? Tabii. Onu böyle o damat kıyafetiyle ya, böyle bir eminim pek çoğunuz da bunu düşünüyorsunuzdur. Ama ben Beyaz'ın evlenirse bile böyle böyle büyük bir düğün falan zannetmiyorum. Sakin böyle düğün. Kendi dostları, küçük bir çevresi içinde bence olayı bitireceğini Beyaz, düşünüyorum. Beyaz evlenmez. Evlenirse de çok yaşlanınca evlenir. Yani böyle huzur evine düşmeden önceki son çıkışlarda yapıyorum. Ondan sonra bir hayat arkadaşı bulur gibime geliyor. Çünkü hani özgürlüğüne düşkün biri anladığım kadarıyla. Evet. Balık burcu, ben de balık burcuyum. Evet, çok balık seçici burcu oluyoruz. Evet. Bir de insan yalnızlığa alışınca işte aynı evi paylaş, aynı yatağı paylaş falan. Çok bunlar zorlaşıyor. Bir yerden sonra sıkıyor. Ben de paylaşamıyorum. Evet. Böyle iyi işte ne yapalım. Yani bu şeye benziyor o zaman şu anda. Sanırım sıradaki haberimiz şuydu değil mi? Bak şimdi ne gördüm ben burada Müge. Evet. Biz şimdi böyle sevgililer Beyaz'la ne zaman evlenecek? Aman bize de bir şey gelmedi. Yok da yok. Bence günü en güzel sevgililer gününü Kubat özetlemiş. Demiş ki bekarlar gününüz kutlu olsun. Aynen. Evet, daha çok. Evet. Daha çok çünkü. Evet, bir aynen araştırma yapılmış. Evet. TÜİK bir araştırma yapmış. Türkiye'deki yalnızların sayısı 5.2 milyona yükselmiş. İşte buyuz ya, budur yani. Yaşasın bizlerin gücü. Evet, 14 Şubat sevgililer günüyse 15 Şubat'ta bekarlar günü olsun. O zaman hadi Kafa Radyo davetine bir gidelim mi? Gidelim bir izleyelim bakalım. Şimdi evet, Hande Ataizli evlilikle ilgili endişeleri var. Çünkü yapamıyorum, başarısız oluyorum, mutsuz oluyorum diyor. Aslında mutsuzluğu sadece kendisiyle ilgili değil, karşı tarafın dayatmış evet olduğu bir sıkıntı yüzünden ilk evliliğinde problem yaşadı. İkincisi de artık hani ilişki yoruldu, birbirlerinden bıktılar, öyle boşandı. Ama iyi ki magazin tarihine sevgili izleyiciler şöyle geçmişti. 2004 yılıydı. Avukat Fethi Pekin'le büyük bir aşk yaşadılar. Nikah masasına evet oturdular. Hatta önemli böyle bayağı lüks havalı bir otelin rufunda çatısı şeyinde tepesinde nikah. Fakat Hande Ataizli'nin önüne nikah böyle bir saat kala, çok kısa bir süre kala aileden bir evlilik sözleşmesi evet dayatıldı. Çok bunu şey imzalayacaksın. Hani ailenin bütün öyle şeylerinden mahrum bırakılacaksın. Hani o yok, bu yok, şu yok falan. Hande Ataizli çok kötü oldu tabii. Hatta yıllar sonra öğrendik ki ağlamış. Üstünde gelinlik falan bu vaziyette. Yazık. İmzalıyor. Artık hani herkes gelmiş, nikah kıyılacak. Ama magazin tarihine en kısa süre geçen evlilik evet olarak bizim şu yaptığımız işin tarihine geçiyor.